Alo. Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarından ama dün ama herkesi pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazar günü. Sadece Ferdi yok. Maçta sırtının üstüne düşmüştü bir maçta. Göztepe maçında sırtının üstüne düşmüştü. Hafif ağrıları var şu demekçisi. Kim yok dedi? Fenerbahçe'nin aldığı gol. Dinleniyor mu? Ayrı mı çalışıyor? Genç biliriz. Göztepe maçında da kritik bir kurtarış yaptı yine kritik yandı. Daha önce Fatih Karagöl'ün maçında da Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı öncesinde Lemos'un cezasını tamamlamasının ardından an itibariyle herhangi bir eksisi bulunmuyor. Perotti dışında tabii ki. Perotti bu maçta yine kaybediyor. Olmayacaktır ama bu dışında Gökhan Gönül geçtiğimiz hafta bazı antrenmanlara katılamamıştı. Tecrübeli futbolcu. Hatta son antrenmana, yani Göztepe maçından önceki son antrenmana katılmasına rağmen riske edilmemek adına Gökhan Arda'dan bir yerde sağlıklar nasıl yapıyorlar çalışmalarını. Üçgen İlti'den geliyor ben her şeyden. Değiştirir mi? De, şu anda itibariyle Trabzon'su iki hafta süreliyor abi. Arkasında da Novak. Tamam. Almak için tekrar fiziki ziyade geleceğini Fenerbahçe'ye teslim etmişti Ozan. Onun hayatı açısından oldukça yeniden bir dönem diyebiliriz. Kendisi de sol kanatta başlamıştı. Ozan yine de sizde oynamıştı. Sağ içinde birçok kez yer değiştirdiler aslında ama Ozan Tuzman dediğimiz gibi son dönemde yeni komisyon olarak dikkat çekiyor aslında. Erol'un geçmiş yapımlarından da kalan bir özellik kadrosunun mümkün olan en geniş haliyle kullanmayı seven bir teknik adam. Şu ana kadar 5 maçta tam 23 farklı futbolcuya süre verdi. Erol Bulut Fenerbahçe'nin de bu geniş kadrosu içerisinde yansıyor. Futbolcular süre alabilmek için, ki şunu da söylemek lazım, son bir takımda Ömer Faruk Beyaz belirememiş artık Sevdar. Dün yapılan testi negatif çıktı oyuncunun. Biraz ben geri gidebilir miyim? Geri. Şimdi bir test daha yapılacak bir ara ve onun da negatif çıkması halinde takıma tekrardan katılacak. Edin Newton yönetiminde, Fenerbahçe'de, Erol Bulut yönetiminde bu seriyi sürdürmek, rakipleriyle şu an farkını açmak isterken Yavru Spor'da 3-1 kazanarak mücadele yazdığımız bir ortamda geçtiğimiz diğer mücadelesinde Paris Saint Germain bu hafta sonu olacak. Bu hafta sonu olacak.